Evet, hadi forvetlerin performans kıyaslamalarıyla başlayalım. Öncesinde genel rakamlara bir bakalım. İki takımın genel istatistiklerine bir bakalım. E, ligin bu haftasına kadar nasıl geldiler? E, değerli izleyiciler, Beşiktaş 39 gol, Galatasaray 34. Maç başına gol sayısı Beşiktaş 2.3, Galatasaray 2. Maç başına isabetli şut sayısı Beşiktaş 4.9, Galatasaray 6.1 şut isabet yüzdesi. Beşiktaş %48.6, Galatasaray %52.8. Gole çevirme, pozisyonu gole çevirme %22.5, %17.4. Bunlar hücum rakamları, hücum rakamları seni anlatıyor. Ee, bunu konuşacağız. Galatasaray'ın forvetlerinden yeteri kadar verim alamadığı bir sezonda, Beşiktaş'ın sezon başında hiç forvetlerinden verim gelmeyeceğini düşündüğümüz bir ortamda rakamsal üstünlüğünü anlatıyor. Bir de Beşiktaş'ın golleri nereden bulduğuyla da e, alakalı. Hani e, rakamları yorumlarken e, sadece e, yüzde veyahut da sayı üzerinden yürüme, e, konuşmamak gerekiyor. Bir önceki gerekiyor. sete gelebilir miyiz? Bu e, cum setine. İlk vermiş. İlk senin okuduklarına gelebilir miyiz? E, hani. Yorumumuz şu, ona işliyor. Geliyor. Çünkü, geliyor. Teşekkürler. Çünkü benim hani genel anlamda bir şeyde e, durumdan bahsetmek gerekirse Beşiktaş gol olma ihtimali yüksek olan yerlerde topla daha fazla buluşturuyor oyuncularını. Benim için Uğur Mumun hayatını 22 buçuk 17-4 ya <laughs> gole çevirme yüzdesi. Evet. Tersi beklenirken sezon evet. başında Galatasaray'ın oyuncularından hiç verim Hı -hı. alamayıp Beşiktaş'ında beklenmeyen oyunculardan başka verimler aldığından dolayı bu tablo bence en büyük haber o bu tablodaki. Heh. Hani, e, özellikle gol beklentisi yüksek olan e, o istatistiklere daha çok önem verenler için e, söyleyelim. Mesela Konya Spor maçında e, Galatasaray'ın, İttifak Holding Konya Spor'dan çok daha fazla gol beklentisi e, yüksek pozisyonu vardı. Ama bunları golle çevirememişti. E, Konya Spor ise e, gol beklentisi çok yüksek olmayan yerlerden gol bulmuştu. İşte Endon atmış olduğu gol. Tabii ki orada pasın e, kalitesine e, Daçinin dokunuşunu falan değersizleştirmeden konuşuyorum. Çünkü belirli bir XG diye bir veri ile artık yaşıyoruz futbolda. Özellikle bunu çok iyi analiz edenler var. Bunu bize çok doğru tablolarla gösterenler var. Bir de XG gol beklentisi yüksek bir de asist olanı da var bunun. Hani asist o, o asisti de yüksek olanlar var. Galatasaray bu anlamda da üstün. Yani son final pasını yapacak adamı doğru yerde topla buluşturmasına rağmen final pasını yapacak adamın yetersizliğinden de kayboluyor. Yine az önceki ekrana gelirse arkadaşlarımız rica edebilir miyiz? İsabetli şut, maç başında Galatasaray 6.1, Beşiktaş 4.9. İsabet var da gol yok. Ama yeteri şş, kadar. Tabii o şutların nereden atıldığıyla da alakalı Mehmet Bey. Yani onu Onun nasıl okuduğumuzla da alakalı. Onun nasıl okuduğumuzla da alakalı. Kayseri'nin atmış olduğu goller şut değil. Ama şut olarak geçiyor istatistiğine, dokunuş olsa bile. Ama Dokun. nerede dokunuyor genellikle? Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Televizyonu'nda... Feyyaz abinin bıraktığı gibi. E, bomboş tabii, kaleye değil mi abi? Bomboş kaleye bırakıyorsun. Bomboş kaleye gol atmak çok değerli çok bir iş. Çok değerli bir iş. Çok değerli bir iştir. Beşiktaş bunu çok iyi beceriyor. Kallar'ın özelinde. E, Raşit Gezel gibi bir aklın e, özellikle oyunu çok iyi açması bundan çok iyi faydalanıyor. E, Kallar'ın e, forvet koşularından e, çok daha iyi faydalanıyor. En e, savunmasız yer neresidir? Hücum bir taraftan e, akıyorsa... Uzak arka direktir. direktir, arka direktir. Beşiktaş arka direkte buluşturma işini Pauk başından beri çok iyi yapıyor. Kaybetmiş Bak, oldu Sen PAOK derken ekrana beri. gelen şu gol futbolda en basit gibi görünen en doğru, en zor gollerden bir tanesi. Az önce kırmızı formayla attığı gol. Çünkü bomboş kalıyor. Evet. Feyyaz abi yıllar boyu bunu yaptı. Şimdi de Klayleren yapıyor. Helal olsun. Hiç Çok Peki diğer rakamlara da e, bakacağız. <laughs> e, açıkçası iki takımda ki temel sorun gol atmak değil gibi e, Beyler, duruyor. İki, iki takımın da e, ofansif özellikleri çok benzer birbirine. Tabii. Yani öne geçtiklerinde öne geçene kadar baskı kuruyorlar. Öne geçtikten sonra kendi sahalarına geliyorlar. Rakip risk aldığında da bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Hem çok e, hızlı atağa çıkıyorlar hem de kalabalık e, baskın yapıyorlar. Abi, bana Beşiktaş'ın becerisi biraz daha yüksek gibi geliyor. Doğru ama Galatasaray'ın da var. Galatasaray'ın potansiyeli çok yüksek. Meştaş'ın yani becerisi Gal daha yüksek. Gal Galatasaray'ın da var bu özelliği. Yani oradaki kırılma noktası yani e, gollü bir maç hayal edeceksek, e, düşüneceksek yani ilk öne geçen takım, iki takım içinde söylüyorum çok çok büyük bir avantaj elde yani maçı evet. e, farklı da kazanabilecek e, bir duruma gelebilir. E, hangisi olursa. Yine iki takımın e, defansa mı geçecek? pas rakamlarına bakayım dedim. Ee, bak. Bir bakalım. <laughs> bir, bir şey <laughs> daha ekleyeceğim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 bak dedi ya. Yani. Topla oynamalar %59, %57. Topa yükmeden taraflar. İsabetli pas 432.8. 430.8. Çok yakın rakamlar. Gol yemedi. E, maç sayısı mı arkadaşlar onlar? Dakikadır muhtemelen. 84 dakikadır. Dakika. 80, evet, 80. 90'ın 84'ürü evet. ama %84 değil, 90 90'ın evet. 84'ürü. Rakip sağda pas %76.5, %74. E, maç başına orta. E, 18.3 Beşiktaş, 22.7 Galatasaray. Bir şey sorabilir miyim? Gerçekten cehaletimden, yani samimi cehaletimden soruyorum. Bu 22.7'yi şöyle bakmamız lazım. Galatasaray çeviremediği maçları ortalarla döndürmeye çalışması ve bir metod mudur? <laughs> Yoksa Galatasaray oyunun parçası Lok, mıdır? Yok öyle değil. Galatasaray oyunun parçası bence. Ee, çünkü bir kez daha tekrar edeceğim. Başka programlarda konuşmuştum. Yine her program bir kişinin bile izlemediği bir programdır ve ilk defa izlediği bir programdır. O yüzden tekrar ediyorum. Ee, Galatasaray'ın kilidini açamadı dedi. Antalya Spor Karşısı'nda Galatasaray ilk yarı 9 tane gol olma ihtimali çok yüksek pozisyon yakaladı. 9 tane. Yani işte Ersun Yanal iyi savunma yaptı, Antalya Spor iyi savunma yaptı, yapmadı. Galatasaray'ın finalde topla buluşan adamları ve hatta Galatasaray'ın doğru bir hedef santroforu olmadığı için değerlendiremediği pozisyonlar vardı. Ve bunların hepsi ceza sahasında tersten yollanan genellikle toplar ve o toplarla buluşan adamların topu doğru yere bırakamaması ve hatta santroforunun doğru koşamaması Bu yüzünden gerçekleşti. Bu istasyon Antalya maçı yükseltmiş olabilir mi? Antalya maçı değil sadece. Onun önceki maçlarda da var bunların hepsi. Kayseri var. Hep, çözemedi. hepsi var. Hepsi var. Çözemedi. Bunların hepsinde bu pas bu pas istasyonu var. Tabii ki elimizde lig maçlarının görüntüsü olmadığı için çok anlatamıyoruz, ifade edemiyoruz ama 9 tane pozisyon hep ceza sahasının içinde buluşuldu. Ceza sahasının içinde buluşan adamların doğru bırakamadığı toplar yüzünden geldi ve bunları da biz orta diyoruz maalesef. Dokunuş hayatta pas demiyoruz. Yani rakamları indirgerken ortanın ne olduğunu da çok doğru tarif etmek gerekiyor. Aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi. Fenerbahçe çok orta yapmıyor. Fenerbahçe çok daha verimli e, orta deniyor. Bazen kötü ortalar yapıyor. Olmayacak yerlerde orta yapıyor. Bu başka bir şey. Ama e, Caner'in e, Sinan Gümüş'e yaptığı orta değil. Ve hatta Nasser Çatli, Gulbrand Sene'ye attırmıştı bir tane. Çok benzer bir 88-89'da çevirttiği bir top vardı. Bunlar orta değil ki. Gençler İstatistik... bile. Gençler bile maçı mıydı? İstatistiği orta olarak geçse bile... Pas. Esasında pastır. Cross evet. pass past dediğimiz yani. harika pas var arada. Cross pas. Harika pas diye bir şey koymak evet. lazım. Nefis pas. Yani, yani. tamam İngilizce cross orta diyoruz ama cross pas farklı bir şeydir. Cross farklı bir şeydir. Cross pas baskette öteki tarafa attığın toptur. Evet. Yani öteki dip çizgi attığın evet. toptur. Peki defansif rakamlara da e, bakalım. E, hücum ve pas rakamlarına baktık. Birazdan futbolcuların bireysel e, karşılaştırmalarına da bakacağız ki forvetlerden kaleciye kadar. Peki. 7 gol sayısı 21'e 14. Maç başına Beşiktaş 1.2, Galatasaray 0.8 gol yiyor. Gol yemediği maç sayısı Beşiktaş'ın 7, Galatasaray'ın 8. Kaleye gelen şut maç başına 3.7 Beşiktaş 3.2 Galatasaray. Top kapma %62.6 Beşiktaş %63.1 Galatasaray. Şimdi e Özellikle Galatasaray'ın Beşiktaş da sevmiyor ama e, takım olarak sev, sevmediği bir şey var abi geri koşmak. Yani e, Beşiktaş baskı yapar e, Galatasaray takımını işte Belanda'yı oynarsa Fegüli'yi Cagney'i o kreatif e, oyuncuları daha çok top Galatasaray'dayken gördüğümüz oyuncuları geriye koşmaya zorlarsa ve bu oyuncular bundan biraz imtina e, ed, ederlerse o Galatasaray'ın defans istatistiği değişir. Beşiktaş lehine. Daha dirençli gözüküyor çünkü. Evet. Buraya, burada e, baktığımız zaman. Kadro kalitesine baktığımız zaman isim isim bence Galatasaray daha önde. Beşiktaş'a göre. E, kalite olarak ya da beklenti olarak e, daha iyi oyuncular var. Ama Beşiktaş'ın şöyle bir özelliği var. Yani Sergen Hoca'yı da orada e, tebrik etmek lazım. Maksimum alıyor. Ve yeni bir şey arıyorlar. Sadece Sergen Yalçın değil, ekibi de yeni bir şey arıyor. İşte bekleri içeri sokuyorlar, ötekileri dışarı çıkartıyorlar. İşte arka direk organizasyonları yapıyorlar. Şimdi stoperleri bek pozisyonuna getirip bekleri öne ettiler. Defansif orta sahayı merkeze çektiler. Top kendilerine geçtiğinde üçlü gibi oynamaya çalışıyorlar. Onu yapıyorlar. Sürekli daha pozitif olabilecek. Rakip kaleyi daha etkili, daha direkt, daha çabuk Gidebilecek arayışlar içinde. Mesela geçen e, Aykut Hoca ile sohbet ediyordum. Çağdaş Atan'dan da mesela Aykut Hoca övgüyle ses etti. Alanya Spor'un gelişimine ötürü. Dedi o da Sergen Yalçın'ın ekibinden dedi.